Yanhang Camii'ni ziyaret etti. Uluslararası Büyük Pazar'a gitti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin ziyaretinin son gününde Urumçi ve Kaşgar şehirlerindeydi. Bu iki şehir Çin'in kültürel zenginliğine katkıda bulunan iki kadim, bildiğiniz gibi Türk-İslam şehridir. Dışişleri Bakanı Fidan ziyaretine Yanhang Camii ile başladı. Beraberindekilerle camiyi inceledi, görevlilerden caminin tarihi ve yapısına dair bilgi aldı. Bakan Fidan ardından uluslararası büyük pazara geçti. Çarşıda incelemelerde bulundu. Bakan Fidan burada çocuklarla bir araya geldi. Onlarla sohbet etti. Dışişleri Bakanı Fidan Uygur Türklerine ait bir fırını da ziyaret etti. Kendisine burada pişirilen ekmekle çay ikram edildi. Fidan girdiği mağazalarda yöresel ürünlere dair bilgi aldı. Sanat eserleri ve el yapımı ürünleri inceledi. Bakan Fidan, Sincan Uygur Özerk Bölgesi Parti Sekreteri Ma Shinray ve Vali Erkin Tuniyaz'la da bir araya geldi. Bu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012 yılında başbakanken Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne gitmesinin ardından bölgeye yapılan en üst düzey ziyaret. Diplomatik kaynaklar Fidan'ın Urumçi ve Kaşgar'daki temaslarının Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki durumun gözlemlenmesi ve resmi makamlara Türkiye'nin görüşlerinin net biçimde aktarılması bakımından faydalı olduğu görüşünde. Bu şehirler Çin'le Türk dünyası arasında ve Çin'le İslam dünyası arasında aynı zamanda bir köprü rolü de oynamakta. Tarihi dostluğumuzun ve komşuluğumuzun sembolleridir. Diplomatik kaynaklar, Bakan Fidan'ın görüşmelerinde Uygur Türklerinin kültürel haklarının korunması ve değerlerini yaşaması konusunda Türk ve İslam dünyasının hassasiyetlerini hatırlattığına dikkati çekti. Bakan Fidan bu hassasiyetlerin giderilmesinin herkese yarar sağlayacağını belirtti. Dışişleri Bakanı bu konudaki algının değişmesinin de ancak Çin'in atacağı adımlarla mümkün olacağını vurguladı. Hakan Fidan temasları kapsamında Kaşgar şehrindeki tarihi mekanlardan Yusuf Has Hacip Türbesi ve Itgah Camii'ni de ziyaret etti.